Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ahmet Karabal, Alaaddin Efendi sohbete şey yapmış. Onun canlı sohbeti vardı. Onu dedim ben Evet. onu geçmeyelim. Onu bitirelim. Dinleyelim. Ondan sonra da biz başlayalım dedim. Eyvallah. Bu arada mübarek gecelere girdik. Biz de sizin mübarek gecelerinizi kutluyoruz. Buradan hayırlı mübarek olmasını diliyoruz. Sizden de bir Allah tebrik. razı olsun. Bütün İslam alemine, bütün ümmeti Muhammed'e, bütün ihvanımıza, bütün Türkiye'mize, herkese hayırlı, uğurlu olsun, hayırlara vesile olsun. Recep ayını, Şaban ayını, idrak içindeki güzel geceleri, Ramazan'a eriştirsin, Kadir gecesini ihya edip, bayrama af olmuş bir şekilde sizleri, bizleri o günlere İnşallah. ulaştırmaya Cenab-ı Hak nasip eylesin. Allah razı olsun. Mustafa Efendim, Osman abimiz biraz yayındaydı. Çok güzel hatıralardan da bahsetti. Ben Tabii arada sizden de böyle memnun oldum. eyvallah. Geç kalın bir daha önceden hani bizim divancı arkadaşımız Cihan divancı abimiz Allah kendisinden razı olsun. Ben çok memnun oldum. Öyle Eyvallah. daha nice koç yiğitler var böyle mücevher gibi sandıktan ağzı açılır. İçinde böyle mücevherler olsun. Yani gizli hazineler var bizim tarih kuşağı da. Evet evet efendim. Allah razı olsun. Bu arada Gazi amcamız da bağlayacaktık ama galiba oğlu yayına bağlayacaktı. Onda bir araba bir işi çıktı. Onu bugün alamadık. İnşallah diğer programımızda onu da bekliyoruz yani. İnşallah katılır. Sayfaları yoğunmuş. Başkasından ayarlayacaklarmışmış. Bilal aradı, ulaştı bunlara da. Evet. İnşallah bilmiyorum. Yetişirse belki olabilir. Yetişmese öbür hafta inşallah. Ben bir daha İnşallah. o işle ilgileneceğim. İnşallah. Efendim bu arada Osman abimiz çok güzel hatıralardan falan bahsetti. İpek Efendi olsun, Fatih Efendi olsun. Evet. Sizlerin de böyle mübarek gecelerde hatırınıza gelen, yaşadığınız anlarınız olursa divan aralarında böyle hatırınıza gelen hatıraları dinlemek isteriz inşallah. Tabii ki, tabii ki. Ne demek olsun? Yani böyle mübarek günler bizim Çorum'da olduğumuzda tabii o zaman büyük dergahlarımız yok. Büyük böyle toplanacağımız bir müsait bir yer yok. Evet. Rahmetlik nur içinde yatasıca derdi ki ya Mesut nereye gidelim bugün? Karaçay'a mı gidelim? Kızıl'a mı gidelim? Tirkeş'e mi gidelim? Efendim siz nasıl dersiniz? Benim de cip gönlüm Kızıl Sami filan arkadaşımız ya. O tarafa doğru gidek derdim filan. Tamam derdim. Evet. Sungurlu'ya gelirdik. Oradaki belirli dervişlere biz Büyük Kızıl'dayız derdi. Orada mübarek geceyi hem misal Barat gecesini Karaçay'da Büyük Kızıl köyünde önce Evet. 100 rekat namazı kıldırırdı. Ondan sonra cema kadar zikir ettirirdi. Namazdan sonra bir 10-15 dakika böyle sigara içenler için filan bir mola verirdi. Abdest tazele mahiyetinde tütmek isteyenlere müsaade filan derdi böyle. Espri Evet. yapardı. Ondan sonra da zikire başlatırdı. Zikirden sonra da tesbih saati gelirdi. Sabah namazına kadar tesbih otururdu. Ondan sonra da sabah namazını kılar dağılırdı. Çok böyle günlerimiz geçmiştir. Adetini ben bilmiyorum gayrı. Bir gün böyle Çangır'dan çıktık. O sülüklü karakolu derler. Sülüklünün o gelen bütün arabaları durduruyor şeyler. Trafik polisleri. Evet. Mübarek böyle yan yoldan gitti. Camını açtı. Oradaki memur veya Esselamu Aleyküm memur bey dedi. Ve Aleyküm Selam Hacı Baba dediler efendime. Geç dediler. Belki bir kilometre yol şey var. Arabalar böyle arka arkaya dizilmiş. Neyse geçtik. Kızılırmak tarafına doğru geliyoruz. Ya Mesut diyor ya senin kader ya benim kader diyor. Yani kendine böyle hiç öne atmazdı mübarek. Allah Evet. ondan razı olsun. Allah ruhunu şad etsin. İyi ki biz onlara Amin. böyle zatlara evlat olmuşuz. Onlarla tanışmışız. Onların arkasında namaz kılmışız. Onların safında bulunmuşuz. Evet. Yani hani demiş ya Danacılı Ahmet efendim. Ya efendim sen bana dua ediyor mu? Hani Mevlana'nın bir dervişi varmış da. Ya demiş ki ya sen üç öğün benim suhrama oturuyorsun. Beş vakit arkamda namaz kılıyorsun. Sen daha nasıl bir himmet, nasıl bir dua istiyorsun? Bundan daha iyisi olur mu? Evet. Şimdi biz de 15-16 yaşında efendimin yanında divancılığa başladık. Daha sağımızı bilmiyoruz, solumuzu bilmiyoruz. Yani efendim direksiyonda biz yanındayız. Koy koy geziyoruz, hane hane geziyoruz. Ne kadar büyük bir nimetmiş. Evet. Şimdi düşünüyorum ne kadar büyük bir yani aklım hayalim almıyor yani.
O zatın yanında, evladı gibi yanında geziyorsun. Çantasını taşıyorsun. İşte hapını, ilacını, suyunu, her neyse. Allah onların himmetlerini üzerimize daim eylesin. Ben fazla sözümü yapmayayım. Aklımda şu an bir şeyler gelmiyor daha. Divanın söyledikçe geliyorum. Efendim, bir de istek var ama yani uygun görürseniz, duymadım bu Şakir'in adını, ilahisin divanı, eğer uygun görürseniz. Tabii ki. Olur inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Dervişlerden alan ahya girince ne mürşidimiz dest umurunun alınca mı? Gökten meleklerden gelenin inince niçin gelip zikrullah'a girmesin? Gökten meleklerden gelenin inince niçin gelip zikrullah'a girmesin? Duymadın mı uşağının adını, tatmadın mı zikrullahın tadını? Allah Allah diye bulduk lehebimi, niçin gelip zikrullah ermesin? Allah Allah diye mebzulu lanadım, niçin gelip zikrullah'a girmesin? Pir Musa Mettin velimiz zalim, gittiğimiz yolumuz Muhammed yolu mu? Kolunu sorarsan uşağını kolu mu? Niçin gelip zikrullah'a girmesin? Kolumu sorarsan uşağını kolu mu? Niçin gelip zikrullah'a girmesin? Ahlım olmayımdan zikirden kaçaman, bu güzel ömrünün beyhude saçaman. Evini koyup dağa kabirene koçaman, niçin gelip zikrullah'a girmesin? Evini koyup dağa kabirene koçaman, niçin gelip zikrullah'a girmesin? Münkür olan bunun tadını alamaz. Çalış üstüm dünyana sana da kalmaz. Burada zikretmeyen burada alamaz. Niçin gelip zikrullah'a girmesin? Buradan ağlamayan orada kumulemez. Niçin gelip zikrullah'a girmesin? Rabbim dilersen yer nefsinden olgular nef. Nefsini bilmezsen eğerler, ben neydeyim ya herif? Nefsini bilmezsen eğerler,
Ben neydeyim ya herif? Her ne kadar er olsan da muradına eremem. Yol uzaktır ey birader. Gel yukum eyle hafif. Yol uzaktır ey birader. Gel yukum eyle hafif. Kul huvallahu ahad ile bildirdi hak zatını. Eğer ikram eder isem olursun andan atif. Eğer ikram eder isem olursun andan atif. Kapında beklerim ya Rab, acab halim ne olur? Göster cemalini ya Rab, hüsnü kulum Zeynep. Göster cemalini ya Rab, Nuri Huzaynet. Sallu ala Resulü Muhammed. Efendim, Pek Efendim bir gün Çankırı'ya gelmiş. Evet. Tabii bizim köylüler filan da duyduk. Rahmetli babam gel. İşte araba tuttuk, Çankırı'ya geldik. O gece orada Çankırı'nın İnaç Köyü'nde zikir, sohbet. Sabahleyin de efendimin gönlünü ettik. Bizim köye uacağa geleceğiz. Kış günü böyle zemher ayır. Her araba böyle köylere çıkmıyor bile. Neyse efendimi bizim köye getirdik. Rahmetli bizim eve girdi. Böyle yarım saat 40-45 dakika durdu durmadı. Böyle köşede oturuyordu mübarek. Babam rahmetliye koca devriş dedi. Babam biraz kiloluydu. Biraz da baba yiğit adamdı. Dedi ki koca devriş bana hemen müsaade. Dedi ki efendim olur mu ya koca koy. Yani buraya gelenler olacak işte Çankırı'dan gelecekler. 200 hanelik koy akşam zikir olacak camide. Olmaz dedi beni bana bırakın siz. Benim burada durma taraftarım hiçbir şeyim kalmadı. Koyun ağası vardı hayra. Onu da böyle arazi jipi vardı, jip vardı. Yani garda mırda arazide giden bir. Hayra'ya benim selam söyleyin, arabasını geçsin, beni dedi aşağı İskilip yoluna bıraksın, ben Çorum'a devam edeceğim. Öyle böyle etsek de efendimin gönlünü ne demedik efendim? Yok dedi, beni bağa bırakın, üstüme gelmeyin. Benim buradan gitmem lazım. Mübare neyse babam da işte Hayra birkaç devir jibe bindirdiler, işte şeye götürmüşler. İskilip yoluna, İskilip arabasına vermişler, geri geldiler. Akşamleyin jandarma gelmiş. Ve efendinin misafir olacağı oda ve caminin etrafına, koyun muhtarına, işte buraya şık geldi mi, falan geldi mi, filan geldi mi? Ha, efendi orada olsaydı belki bir yakalama olacaktı, belki bir kargaşa olacaktı. Efendime daha sonra ben sordum, dedim ki efendim bunun hikmeti neydi? Dedi ki Mesut bizde yakaza hali olur. Öyle mürakaba halinde, yakaza halinde biri eline beli almış, akan su var dedi, ırmak akıyor. Habire ırmağı bulandırıyor dedi. Yani akan suya durmadan toprak atıyor, bulandırıyor. Dedim ki bizim keşfimiz vardır dedi. Bu mübarekler gönül keşfiydi, yani kalp keşif memuruydu mübarek. Bizim burada durmamayacağımıza delalet değil. Benim orayı terk etmem lazım. Bir daha da ben böyle dırıtırsam benim üzerime gelmeyin. Beni bana bırakın. Allah onlardan razı olsun. Onların biz çok keşfini, kerametini gördük. Mübareklerin. Onların
her şey keşif kerametti. İstanbul'da durduğumda da evet. Zikirden çıktık. O Hazreti Pir'de Nacire'nin dervişleri Osman abi vardı. Kurdu Osman vardı. Tabii İstanbul'da bizim fazla dergahımız olmadığından dolayı orada biraz böyle gençler ne çoğu da ara ara ben oraya giderdim zikire. Ben de İpek Efendi'nin o hani dergaha geldiğimizden dolayı bize bir teveccühler, bir sevgiler vardı. Bu Hazreti Pir'in divanını filan işte Pir-i Müsamettin Uşağı derhu bunu söyleyince millet böyle kimi bağırıyordu, kimi galyana geliyordu, kimi böyle Adıyaman devrişler gibi yerden yere kendini vuranlar vardı. Ho, ho, bağıranlar filan. Bizi tabii o Zakir abimiz bu önünde divan söylettiriyordu. Tabii zikirden çıktık. Gecenin 11'i o zaman herkeste araba yok. Yüzyıla geleceğim. Oradan Topkapı'ya geleceğim. Topkapı'dan tekrar Yüzyıla bineceğim filan. Kulaklar çınlesin efendim inşallah bir an evvel özgürlüğüne kavuşur. Dışarı çıktık. Dedi ki Mesut sen ne kiminle gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Vallahi dedim işte Topkapı'ya gideceğiz. Oradan gel dedi ben seni arabayla bırakayım. Kulaklar çınlasın. Bir Doş pikabı vardı efendim. Fatih efendim. Bizi pikabın bu önüne yanına oturtturdu. Sen yolu tarif et dedi. Yok dedim sen beni Topkapı'ya bırak. Ben oradan Anadolu'nun yok olmaz dedi. Sen yolu tarif et ben seni kapının önüne bırakacağım dedi. Yüzyıla evin önüne kadar Dursun kardeşimiz vardı. Onların evinin karşısındaydı benim durduğum yerde. Evet. İsmail Akgül filan. Onların aynı mahalledeydik. Kapının önüne bıraktı. Cüzdanından da çıkardı. 500 lira o günün parası. Ben haftalık 500 liraya çalışıyorum. Bunu da çocuklara ihtiyaç et dedi. Yani o geçenlerde işte Fas'a gittiğimizden daha önce de dedim ki efendim senin şif olacağın ta o zamandan belliymiş. Daha o zaman 90 küsürler 91, 92. Evet, evet. Lan beni tavlama icazet yani sen icazet için filan beni tavlıyorsun dedi. Böyle bir şeyimiz geçti. Allah ne diyeyim gönlünü açık etsin, yolunu açık etsin, tekerine taş dokundurmasın. Bir an evvel Rabbimizden niyaz ediyoruz. Özgürlüğüne kavuşturma, şu üç aylar hürmetine, içindeki güzel geceler hürmetine, Leyla-i Kadir gecesi hürmetine, Berat Kandili, Miraç gecesi hürmetine bir an evvel cemaatinin ihvanının başına dönmesini nasip müessesesi. Cenab-ı Hak'tan temennimiz bu. Ne yapalım? Bunu kader kalemi böyle yazmış. Biz bunu yaşayacağız. Hani diyor ya Hüsnü Gülüzar dedemiz ta neyleme bize sohu bize çile haftan gelir. Ne yaparsa Mevlam yapar iyisini kendi bilir. Kuldan kula bela gelmez. Mevla takdir etmeyince. Bazı kula verir bela kimisine ihsan eder. Kimine çile verdi gani? Yücedir o kulun şanı. Dar eder ona dünyayı diyor. Bize çile haktan gelir. Kanunu böyle Hüsnü Hüda'nın çok çile verir dostuna. Sabrederse çilesine ahirinde ihsan eder. İnşallah efendim onun karşılığını, ihsanını görecektir. Biz de sabredelim. Akıl direksiyonlarını güzel kullanalım. Aklı selim davranalım. Öldüydü, kaldıydı, bittiydi, geldiydi. Bu yol Allah Resulü'nün yolu, bu yol sahabelerin yolu, bu yol Hüsamettin Uşakilerin yolu, bu yol Cüneyd-i Bağdadilerin yolu, bu yol Hüsnü Gülüzar'ın, Mehmet-i Fehmilerin, İbrahim İpek Efendi'nin, Fatih Efendi'nin yolu. Bu yol bizim yolumuz parti değil. Bugün kurulmadı. Geldiydim, gittiydim, çıktıydım. Bu yol kişiler üzerinde değildir. Bizim usulümüz, erkanımız, yolumuz 1400 sene önce kurulmuş. Bugüne kadar büyüklerimiz getirmiş. Bundan sonra da devam edecektir. Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Mesut Efendim, az önce Osman Yoğun abimiz de bildirdim ben. Çok da güzel hatıralardan o da anlattı bize. Ağzımıza balı çaldı yani tabi şahitse. Şimdi sizden de dinledik. Perşembe günü nasip olursa, az önce hatırlatma yapmıştım, size de bilgi vereyim. Perşembe günü biz Regaib Kandili'nde bir sohbet programı yapacağız burada. Soru cevap şeklinde misafirlerimizi bağlayacağız. Sadece sohbet üzerine ve dua üzerine olacak. Bu arada İnşallah. Da bazı derviş abilerimizi de sizin gibi hatıralar olan, anlar olan bize yani bir kelam ettiğinde bir hatıra, bir iz bırakacak abilerimizi de böyle hatıralarını anlatmak için yayına alacağız. Yani siz de uygun görürseniz, siz de o gün böyle birkaç bize aktarmak istediğiniz hatıranız, anınız olursa Fatih Efendi, İpek Efendi Hazretleri, daha öncesindeki
Halife Şeyh Efendilerle. Onları da dinlemek isteriz. Yani uygun görürsünüz. İnşallah, inşallah. Ne demek olsun? Şimdi İpek Efendim derdi ki bazı davet edenlere, işte davet edin. Ulan sen cebir, yani cebir yemeğe tatlı olur. Sen beni canı gönülden davet edersen davete icap edin. Siz de canı gönülden yapıyorsunuz inşallah. İnşallah. Allah'ım o günlere bizleri nasip etsin. Şimdiden herkesin kandili mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Allah'ım şu hastalıklardan, şu olan olaylardan, ibret alanlardan eylesin herkesi. Yani ne diyelim, kader kalem bunu böyle yazmış. Biz bunu yaşayacağız. İnşallah şu virüs hastalığı bir an evvel kalkar gider. Biz dertlerimize, zikrimize, fikrimize, şükrümüze inşallah muhabbetleşmeye, bir araya gelmeye kaldığımız yerde başlarız inşallah. Efendimiz de inşallah özgürlüğüne kavuşur. Tekrar dediğim gibi eski günlerimize, Fas'ımıza, Tunus'umuza, eski yerlerde neyse çağrılan yerlerde muhabbetlerimize, programlarımıza devam etmeyi sizlere, bizlere nasip eylesin. En garip bir zamandır. Amin. Burada Aslan kardeşimi görüyorum, Arif kardeşimi görüyorum. Öbür kardeşlerin ismini bilemiyorum. Onlara da selam ediyorum. Dua bekleriz. Biraz önce İpek Efendim bahsederken Arif abi de yandan şey tasdikliyor yani sizin notlarınızı. İşte Durmuş abi olsun, diğer Osman abi olsun. Hepsini buradan tasdikliyor oldu yani hatıralarınızı. İnşallah Perşembe günü de devamını bekliyoruz yani. İnşallah. Yani kız kardeş, biz şunu şöyle yapalım. Yani her zaman bu yol kimselere, yani kişilere bağlı bir şey değildir. Evet. Kapıyı her zaman herkes geniş tutsun. Kimse ne hakim olsun, ne kadı olsun, ne yargılayıcı olsun, ne yargıcı olsun. Evet. Yani şöyle dedi, bu böyle dedi. Biz fitneye, şunlara, bunlara hiç yol vermeyelim. Bunlara aman vermeyelim. Peygamberimiz ne diyor? Fitne uyuyan bir yılandır. Uyandırana lanet olsun diyor. Hiç kimseleri yargılamayalım. Kimseleri. Herkese kapı, bizim kapımız bu yol Allah Resulü'nün yolu. Bu sahabe yolu, sahabelerin, müşavirlerin, piranların yolu. Kimsenin tek elinde değil bu yol. Herkes gelir gider. Kimseye buğz etmeyelim, kimselere kin tutmayalım. Herkesi kaybetmek çok kolay. Herkese kazanalım. Yani bir kişinin kurtuluşuna vesile olmak değil mi ya? Dünyalara bedeldir. Şu insanlar biz kolayla mı kazandık? Yıllarca bak 20 senen, 30-40 senen bir adam kolayla mı yetişiyor bu zamana kadar? O yüzden kimseleri kaybetmeyelim. Aklı selim davranalım. Akıl direksiyonlarımızı güzel kullanalım. İnşallah. Kimseler, kinimiz, kibirimiz, yani zerre kadar kalbimize hiçbir şeyimiz olmasın. Benim temennim, benim vasiyetim bir abi olaraktan sizlere de bu. Kimseleri kırmayalım. Temennim böyle olsun. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Dua ederiz, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Allah ve yar ve yardımcınız olsun. İnşallah. Allah razı olsun. Kısa bir divan daha söyleyeyim. Ondan sonra kapatayım ben. Olur mu? İnşallah efendim. Allah razı olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ey bu kurda yedirdin, kalbin gönlünü yudurdun. Sabırlı oğlum dedirdin, benim de ver muradımı. Sabırlı oğlum dedirdin, benim de ver muradımı. İbrahim'in anarını attırdın, nar gülümüzden ettirdin. Cebrail'e bülbülü tutturdun, benim de ver muradımı. Cebrail'e bülbülü tutturdun, benim de ver muradımı. Musa'ya asayı verdin, emrettin Tur'dan asaldım.
Musa'ya kelimi dedim, benim de ver muradımı. Musa'ya kelimi dedim, benim de ver muradımı. Süleyman'ı tahttan oturtturdum, tahtını rüzgara götürttüm. Kuşlara hiniz medettirdim, benim de ver muradımı. Kuşlara hiniz medettirdim, benim de ver muradımı. Münkürler elinden İsa'yı aldım, ikinci kat sene hemen aya saldım. Kurama hamamdan dedim, benim de ver muradım. Kurama hamamdan dedim, benim de ver muradım. Sevgili Muhammed dünyaya geldi, dünya ahiret nurla doldu. Ümmetin olan murad aldı, benim de ver muradımı. Ümmetin olan murad aldı, benim de ver muradımı. Fehmi münacatın nedir, ne söylersin? Korkum nedir, çoğalarsın. Dostunla gönül leylersin, benim de ver muradımı. Dostumla gönül leylersin, benim de ver muradımı. Ruhlar için Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah razı olsun efendim. Ağzınızın birine sağlık. Cümlenizden inşallah. Geceniz ihya olsun. Allah'ım geceniz mübarek olsun. Her hafta programımıza katılıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimizden de çok dualar geliyor. Yorumlar görüyorum burada. Dua ederiz, dua bekleriz. Allah herkesin gönül muradına ber murad eylesin. Cenab-ı Hak'tan ne istekleri olmadıysa, ne dilediler de olmazsa Cenab-ı Hak onları bahş eylesin. Bundan daha güzel dua. Rızasına muvaffak olasın diyor İpek Efendim. Evet. Cemali rızasızdır, rızasıdır, rızası da cemalidir. Rızasına muvaffak eylesin cümlemiz inşallah. Amin. Efendim hastası olan izleyicilerimiz var, dua bekliyorlar. Bizim de Arif abimizin akrabasının çocuğu trafik kazasında şu an yoğun bakımda. Biz sizden de dua bekliyoruz. Bu hastanızla izleyicilerimize tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bir de Arif abimizin oğlu Mehmet kardeşimiz de korona yakalanmış. İnşallah bu süreçte atlatması için orada buradan selam gönderiyoruz. Size de dua olsun. Büyükler onların dilleriyle olsun, onların kelamlarıyla olsun. İnşallah. Rabbim melhemini çalsın. Rabbim Şafi ismiyle şifalar ihsan etsin. Bütün hastalarımıza. Dertlerimize, hastalarımıza şefa, şifa. Borçlarımıza da edalar nasip eylesin inşallah. İnşallah. Zorda kalanlara, zorda kalanlara, yolda kalanlara ne dua isteyip de Cenab-ı Hak'tan ne istiyorlarsa Cenab-ı Mevlam onun hazinesinde yok yok. Her şeyler var. O ol deyince her şeyler oluyor. Diyor ya ne olursa o kim olsun. Gönül tek Mevla'yı bulsun. Ne olursa olsun demiş. Allah'ım bütün herkesin gönül muratlarını ber murad eylesin. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler olsun. Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğiniz sağlık. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.